Kış dönemlerinde çok sevilen yemeklerimizden, Muğla yemeklerinden biri. Karnabahar. Karnabaharla birçok yemek tabii ki yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi de çiçek olarak da bilinen karnabaharımızdan kızartma. Bu nedenle de ismi çiçek kızartması. İlave olarak çiçek kavurması da yapılabiliyor. Hatta ekşilemesi de yapılabiliyor ki bunlar da tamamen Muğla mutfağının klasik pişirme teknikleri. Biz bugün sizlerle karnabaharımızın kızartmasını yapacağız ve diğer ürünlerinin hazırlığını göstereceğiz. O bölümü siliyoruz. Önce hangisini yapıyoruz? Fark etmiyor. Karnabaharımızı çiğden ya da haşlayarak yemek üretimleri için kullanabiliyoruz. Ve hemen ben karnabahar kızartması için karnabaharımı haşlamak üzere ayıklıyorum. Karnabaharımı çok küçük doğramıyorum çünkü suda pişme esnasında dağılmasını istemiyorum. Ancak bu şekilde de kızartmayacağız. Haşlama yapıldıktan sonra tekrar küçük parçalara böleceğiz. Ben hemen şöyle irice 2'ye 3'e böldükten sonra haşlamaya alıyorum. Çiçeklerimizi haşladık ve kızartmamızı yapmak, çiçek kızartması yapmak için şu an masamızın başındayız. Çiçeklerimizin dış tarafıyla iç tarafı aynı ölçüde pişmiş. Bunu sağlayabilmek için de haşlamayı yaparken sap bölümünü aşağıya gelecek şekilde koyduk tenceremizin kaynayan suyumuzun içerisine ve sadece 3 dakika pişirme yapıp ardından üzerine soğuk su gezdirerek duş aldırdık. Bunu yapmamızdaki temel neden pişmenin devam etmemesi ve çok yumuşamaması. Çünkü biz ikinci bir pişirme daha yapacağız şimdi. Kızartma yapacağız. Bunun için hemen çiçeklerimi sap bölümünden sadece ayırıyorum. Dolayısıyla bütünlüğünü bozmamış oluyorum. Ve bütün bir şekilde de kızartmamı yapmak için harcımı hazırlamaya başlıyorum. Çiçeğimizi haşladık. Çiçeğimizin haricinde 2 tane yumurta kullanıyoruz. Unumuz var. Yumurtamızı çok az suyla açıyoruz. Ya da soda da kullanmak mümkün burada. Çok az sodayla da açabiliriz. Yumurtamızı ayrı bir harç haline getiriyoruz. Unumuzu tuzumuzla karıştırarak onu da ayrı bir harç haline getiriyoruz. Önce yumurtaya bulayıp ardından unumuza buluyor. Sonra tekrar yumurtaya buluyoruz ve bol yağda kızartıyoruz. Doğramalarımı yaptım. Şimdi unumu tepsimin içerisine alıyorum. Ve tabii ki tuzumu ilave ediyorum. Tuzumla birlikte iyice karıştırıyorum. Yumurtalarımı bir başka küvetin ya da kabın içerisine kırıyorum. Kırdığım yumurtamı iyice çırpıyorum. Burada yumurtamın tam çırpılması için çok az sodaya ya da suya ihtiyacı var. Çünkü yumurta çırpılsa dahi bütünlüğünü, birbirini tutmasını devam ettirecektir. Bunu çözmek için bu noktada sıvı bir başka malzemeye ihtiyaç duyulur. Eğer kabarsın, puf puf şişsin istiyorsanız soda,
Sadece yumurtam çözünsün, o benim için yeterli diyorsanız çok az su ilave ediyoruz. Yumurtamızı iyice çırptıktan sonra pişirmemizi yapmak üzere ocağımızın başına geçiyoruz. Yağımızı ocağımıza aldık ve derin kızartma yapıyoruz. Bunun için karnabaharın hemen üzerine çıkacak ölçüde yağ koymamız lazım. Ardından yağımızın tam ısınmış olmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü tam ısınmazsa şayet yağımız o durumda yağ çekecektir ve dolayısıyla da karnabaharlarımız dağılacak, parçalanacaktır. Halbuki biz dışı hemen kabuklansın, şişsin, kabarsın, iyi pişsin, içi yumuşak kalsın istiyoruz. Bu nedenle de içine yağı daha az çeksin diye unlama yaptık. Hemen ardından yumurtaya buluyorum. Yumurtaya buladıktan sonra tamamen her tarafının yumurtaya değdiğinden emin olduktan sonra tekrar hafif bir unluyorum ve ardından tavamın içerisine alıyorum. Bu işlemi bütün çiçeklerimize uyguluyor ve tamamını bu şekilde kızartıyoruz. Karnabaharlarımızı una yumurtaya bulayarak kızarttık ve kızarttığımız karnabaharlarımızı tabağımıza alarak servise hazırlayabiliriz. Yanında mutlaka sarımsaklı yoğurtla servise çıkartıyoruz ki sarımsak ve yoğurt Muğla'nın yine vazgeçilmezlerinden. Çiçek kızartmamız servise hazır. Üzerine sarımsaklı yoğurtla ya da sarımsaklı yoğurda batırarak yenebilir. Afiyet olsun.